İyi geceler arkadaşlar. Model şirketimiz Akı Enerji. Aslında ben bu şirketin hiç bilançosunu paylaşmayı düşünmüyordum. Dün akşam dün bilançosunu açıkladı. Bugün açar açmaz bu şirket tavan oldu. Aslında uzun zamandan beri bilanço güzellemesi, makyajı konusunda ben size bir takım bilgiler vermek istiyordum. Hatta bunu geniş geniş her bilanço kalemindeki kalemlerinde ne tür makyajlamalar olabilir? Bunları paylaşmayı düşünüyorum ama bu videoyla paylaşmayacağım. Hazırlıklarımı yaptım. Bunlar tamamen akademik çalışmalar. Fakat durumdan vazife çıkartma gibi bir yanılgıya düşülebileceği için bu akşam bu videoda bilanço makyajı eğitimine girmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar, hani bir illüzyon, bir perdeleme, bir peçeleme, bir algı diyoruz. Önce düne değinmek istiyorum genel şu piyasa şekline. Dün işte bir takım siyasi gelişmeler, efendim altılı masanın beşe düşmesi, bir bacağını kaybetmesi, sonra tekrar o bacağı yerine gelmesi falan. Borsada bunun etkilerini gördük. Aslında dün borsa çok daha fazla prim yapacaktı. Yapılmaması için, daha fazla prim yapmaması için baskılandı arkadaşlar. Bunları da kimse çıkıp söylemiyor. Aslında piyasanın işleyişini iyi bilenler bunu çok iyi gördüler. Dünkü o kadar baskılandı, bugünkü eksi de dünkü gelişmelerin bir devamıydı. Şirkete gelince arkadaşlar, dün fevkalade bir bilanço açıklanmış gibi bugün tavan kitledi. Şimdi bakacağız arkadaşlar, yani ne oldu, nasıl bir finansal açıkladı da bugün bu kağıt tavan gitti. Yarın ne olacak? Öbür gün ne olacak? Bir haber mi var? Bilmiyorum. Olabilir de. Yani bilançoya istinaden bugün prim yapmış olmayabilir. Bir haber vardır, bir beklenti, bir yani hikaye yazılmış olabilir. O hikaye istinaden gidebilir de. Öyle bir şey varsa bile bu hikaye, bu bilançoyla aynı ana denk gelmesi nasıl oluyor, onu da anlayabilmiş değilim. Mesela ben diyorum ki arkadaşlar, ben direkt bir şirketin incelenip incelenmemesi gerekliliğine bakarım, değiyor mu değmiyor mu diye. Normalde baktığımızda tuhaf bir durum var. Evet, şirket karlılığı %65 artmış. Ortak karlılığı şirket karlılığının üzerinde artış göstermiş ama eksi azalmış. Ortak karlılığındaki zararlar azalmış ama hala zararda. Zararın azalması, ortak zararın azalması şirket karlılığının üzerindeki bir oranla karşılaşıyoruz. Satış karlılığı arkadaşlar, muazzam şekilde düşmüş şirketin satış karlılığı. Bakın buraya dikkat edin. %34,5 oranında işletmenin bir öncesine göre satış karlılığı azalmış. Oysa işletmenin sürümü artmış. Muazzam şekilde bir sürüm artışı olmasına rağmen satış karlılığı azalmış. Tuhaf. Katkı payı yüzdesi hızlı ve yüksek oranda azalmış. Emniyet marjı belirgin bir şekilde artmış. Borçların öz kaynakları oranı belirgin şekilde azalmış. Varlık karlılığı %65 oranında artarken borçlarının maliyetini %30,5 azaltmış ki
finansal kaldıraç işletmenin lehine gerçekleşmiş. Net ortak karlılığı da %82,5 oranında artmış ama net ortak zararının azalmasından bu oran arkadaşlar. Karlılığından değil zararın azalmasından. Şimdi bakalım 2021'in son çeyreği ile 2022'nin son çeyreği diye varlık, aktif, işte borçlar, öz kaynaklar bakalım diyeceğim. Ama genelde bunlarla pek ilgilenen yok. Ben de videoyu çok uzun tutmamak için en azından görmeniz açısından direkt bakın öz sermaye zararlığı gene zararda. Toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık zararı azalmış. Şimdi gelir tablosuna bakalım arkadaşlar. Hani gelir tablosundan mütevellit bir iyi okuma, iyi yorumlama, iyi gözlemleme, iyi değerlendirme ve geleceğe beklenti olarak mı bugün tavan oldu bu kağıt? Bakalım. Toplam satışlar arkadaşlar %120 artmış. %120 artmış. Fakat toplam maliyetler %136,5 oranında artmış. Yani net satışların maliyeti net satışların çok üzerinde gerçekleşmiş. Şimdi maliyetler bu kadar yüksek olursa brüt kar ne olur? %15,5'tan %9'a düşer. Bundan sonraki kar esas faaliyet karı faaliyetlerinden gelişmez. Niye? Başta maliyetlerin net satış hasılatının çok üzerinde gerçekleşmesi işletmenin gayri safi karını düşürür. Satış karlılığını da düşürür arkadaşlar. Şimdi satışlara bakalım işletmenin. Ay maşallah. Reel olarak %120 satışlar artarken mutlak olarak %335 artış göstermiş. %335. Ama peçeyi kaldırdık mı? Sevgili hocamızın ifadesiyle peçeyi kaldırdık mı? %335 değil, %120 arttığını görüyoruz. Peki reel olarak %120 artış az bir artış değil, ciddi bir artış reel olarak. Fakat reel olarak toplam maliyetlerin artışı da çok ciddi bir artış ve brüt kâra olumsuz olarak yansımakta. Sonra faaliyet giderlerinin çok minik, çok cüzi düşüşü esas faaliyet karlılık payını %13,5'tan %9'a düşerek, gerileyerek gerçekleşmiş. İşletmenin yatırım faaliyetlerinden giderleri neticesinde faiz vergi öncesi karlılığı yine 13,5'tan 9 olarak gerçekleşmiş ve gelmiş finansman gelir giderine. Şirketin finansman gelirlerinin payı %9,5'tan %2'ye belirgin hızlı şekilde azalırken finansman giderlerinin payı %96,5'tan %22,5'a çok hızlı ve belirgin şekilde azalmış. Şirket finansman giderlerini kısmış. Dolayısıyla finansman giderlerinin %87'den toplam gelirler içerisindeki payının %87'den hızlı ve yüksek oranda %20'ye azalmasının neticesinde vergi öncesi zararı %73,5'tan %11,5'a
%66 reel olarak azalmış. Yani bugünkü bu kağıdı iyi yorumlanmasının nedeni, ben öyle anlıyorum, zararın azalış eğilimine girmesi. Ya zararın azalış eğilimine girmesinden hissenin olması gereken fiyatının üzerinde tavan kapatması, o zaman birçok şirketin finansallarına çok büyük haksızlık arkadaşlar. Ve şirketin vergi geliri, yani ertelenen vergiden ötürü bir vergi avantajı %64,5'tan %9'a gerilemesinden ötürü gelir, vergi ertelemesi geliri artmış arkadaşlar. Dolayısıyla dönem net karı, zararı %64,5'tan %9'a gerilemiş. Zarar gerilemiş. Bu zararın gerilemesi bu hisseyi alıp götürüp tavan yapmak için herhalde geçerli kılınmış. Eğer öyleyse, bilemiyorum. Yani o zaman diğer şirketlere çok büyük yatırımcı, eğer bunu tabii bunu tavan yapan küçük yatırımcı ise, küçük yatırımcı çok harika bilançoları almayarak, hatta satarak çok büyük haksızlık yapıyor demektir. Evet arkadaşlar, rasyolarına bir bakalım. Etkinlik oranları komple kötü. Kaynak yaratma gücü, evet, olumlu. Faaliyet oranları vasat. Likidite oranları kısmi olarak artış, azalış gösterse de likidite oranı olması gereken çerçeve içerisinde, ama cari oran olması gereken sınırın dışında. Ama burada risk modeline, skorlarına baktığımızda Edward Erdman'ın Z skor risk yönetimine göre yüksek risk içeriyor. Yine bizim hocalarımızın finansal sürdürülebilirlik risk modeline göre de yüksek risk içeriyor. Bir de emniyet marjlarına bakalım. Evet. Evet, emniyet marjında artış var. Düzelme var. Hangi tür bir beklenti içerisinde bu bilançoyu şey yaptı? Yani yatırımcıları ilgilenenler araştırmalarında fayda var. Ben yine de çok dikkatli olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Sadece bu hisse için değil, birçok hisse için. Arkadaşlar, bundan sonra çok seçici olmak gerekiyor. Yani finansal okurluk artık çok önemli olacak bir dönem ve sürecin içerisine girdik. Bilançolar açıklanmadan piyasaya pompalanan, fısıltı halinde yayılan şirketler var. Mesela bugün akşam Emlak Konut'un bilançosu paylaşıldı. Baktım az önce. Niye baktım? Gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla çok ilgim yok benim. Fakat günlerden beri birçok arkadaş bu Emlak Konut gayrimenkulü bana sorup duruyorlar. İşte
şöyle iyi olacak, böyle olacak ve bunu banka aracı kurumların tarafından tavsiyesi üzerine. Şimdi bilançosu gelmemiş bir şirketin yatırımcıya tavsiyesi hep benim garibime gitmiştir. Efendim bilanço beklentisi. Ve bugün bilançosu açıklanacağına bilindiği halde bu kağıdı ezdiler. Gelen bilançoya göre ezmekte de son derece haklılar. Yani satış baskısı altındaydı bugün Emlak Konut'ta. Bilançoya baktım. Çünkü birçok arkadaş bana sordu özelden. Emlak Konut için ne diyorsun? Bilançosu gelmedi, bir şey diyemem yani. Ama işte aracı kurumlar, banka aracı kurumları özellikle yatırımcılarına tavsiyede bulunmuşlar. Ve bugün kağıt ezildi. Satanlar isabetli karar vermiş arkadaşlar. Peki bugün bilançosu açıklanacak. Bu isabetli kararı nasıl verdiler? Bir hafta öncesinden banka aracı kurum, bakın ısrarla söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Banka aracı kurumları özellikle yatırımcılarına emlak, konut, gayrimenkul yatırım ortaklığının tavsiyesinde bulunuyor. Demek ki piyasadaki birçok uzman da tavsiyede bulunuyor. Bilançosu gelmeden bir hafta öncesinden, çok kısa sürede, bilanço geleceği gün açıklanacağı akşamın gündüzünde bu tavsiye edilen şirketin hisseleri satış yiyor. Bilançoya bakıyorsunuz, diyorsunuz ki isabetli karar vermiş satanlar. Peki kim bu satanlar? Bugün akşamleyin açıklanacak bilançonun kötü olduğunu gündüz vahiy mi geldi ya? Hani bir haftadır bu kağıt konuşuluyor fısıltılar halinde, yatırımcılara tavsiyede bulunuluyor. Tam bugün akşamleyin bilançosu gelmeden gündüzden ne mübarek insanlar bu satanlar, bir vahiy mi geldi de bugün bu kağıdı sattılar? Bakın arkadaşlar, hep beyin jimnastiğine size davet ediyorum. Birazcık düşünmenizi, sorgulamanızı sağlamaya çalışıyorum. Ama bunu yapan çok az arkadaş var. Onu da görüyorum, onu da kaçırmıyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, herkese iyi geceler diliyorum.